Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca matematik alanındasınız. Arkadaşlarım, türev konumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Max min problemlerindeyiz. Maksimum minimum problemleri. Şimdi sevgili gençler, türevin önemli bir konusu. Her sene mutlaka bir tane sorusu oluyor diye biliyorum. Yani geçen sene var mıydı yok muydu tam olarak hatırlamıyorum ama genelde sevgili gençler sormayı tercih edilen bir soru diyelim. Bir konu diyelim. Tamam. Şimdi maksimum minimum problemlerinde gündelik hayattan bazı problemler verecek bize ve bu gündelik problemleri biz matematik diline çevirdikten sonra türevle sonuca gideceğiz. Nasıl? Şu şekilde. Önce maksimum ya da minimum olması istenen diğer değer, yani sevgili gençler bu değerler neler olabilir? İşte uzunluk, alan, hacim, hız, yükseklik vesaire bunlar olabilir. Tek değişkene bağlı bir fonksiyon olarak biz bunu yazacağız. İşte kar soruluyorsa kar fonksiyonunu yazacağız. Hız soruluyorsa hız fonksiyonunu yazacağız. Uzunluk soruluyorsa uzunluk fonksiyonunu elde edeceğiz. Daha sonrasında da türev yardımıyla sonuca gidilir. Niye? Çünkü biz fonksiyonun maksimum veya minimum yaptığı yerleri zaten ekstremumla buluyorduk. Aynı yöntemle bulacağız burayı. Yani önemli olan o gündelik hayattaki problemi matematik dilinde bir fonksiyon olarak yazabilmek. Fonksiyon olarak yazabildiysek zaten gerisi bizde. Onda hiç sıkıntı yok. Aşağıda bu iki adımı örneklerle daha kolay anlayabilirsin demişiz. Bakalım. Şimdi çevresi 60 olan, 60 santim olan bir dikdörtgenin alanı en çok kaçtır diye sorulmuş. Bunu iki yöntemle göstereceğim sizlere. Bir dikdörtgenimiz var. Bunun çevresi 60 imiş. Şimdi ben buraya x dersem tabii ki sevgili gençler burası da x olacaktır. Çevresi 60'sa şöyle diyelim. Çevresi 60'sa bir uzun kenarla bir kısa kenarın toplamının da 30 olduğunu biliyoruz ya. O halde burası da 30 eksi x'tir diyebiliriz. Şimdi alan sorulmuş. Ben bunun alanının x çarpı 30 eksi x olduğunu biliyorum. O halde bir alan fonksiyonu oluşturuyorum bakın. Ax diyelim biz bu fonksiyona alan fonksiyonu olduğu için. Ax x çarpı 30 eksi x'tir ki içeride dağıttığın takdirde 30 çarpı x eksi x kare olduğunu görebilirsin bu fonksiyonu. Şimdi artık bizim fonksiyonumuz hazır. Hazır alan fonksiyonu. X'e göre burada bir sürü alan değeri alabilir bu fonksiyonun, bu dikdörtgenin alanı. Fakat biz neyini arıyoruz? Maksimumunu arıyoruz. Maksimumunu arıyorsak ekstremumunu bulalım. A türev x'e bakalım arkadaşlar. 30 eksi 2x yapacaktır ve sen türevi burada sıfıra eşitleyeceksin. Türevi sıfıra eşitleyen değer x eşittir 15'tir. Ve sevgili gençler dikkat ettiyseniz bu türevin köküydü. Ve ben bunun için bir kök tablosu oluşturacak olursam eksiyle başlarım, artıyla devam ederim. Demek ki fonksiyon burada artan, burada da azalan. Ve gördüğünüz üzere tam olarak şu kısımda fonksiyon artarken azaldığı için burada bir tepe değeri yani maksimum noktaya sahiptir. Demek ki 15 için, x eşittir 15 için bu alan maksimum olacak. O halde alan fonksiyonunu da yerine yazarsınız. Ya da dersiniz ki hocam burası zaten 15 oluyorsa burası da 15 oluyor 30 eksi 15'ten kaynaklı. 15 kere 15'ten benim alanım 225'tir maksimum değeri diyebiliriz. Şimdi farklı bir tarz daha yapalım demiştiniz hocam. Onu da bize gösterir misiniz? Bu aslına bakarsanız şöyle bir ifade. Ben kısa kenarı x seçtim. Uzun kenar 30 eksi x oldu ya arkadaşlar. Şimdi iki tane elimde bilinmeyen var. Ama bu iki tane bilinmeyen değerin toplamı eşittir 30 olduğu için yani sabit bir sayı olduğu için sevgili gençler artık şu bilgiye dönebiliriz. Hani şu mat 1'de yani 9. sınıf konularında söylemiştik ya toplamları bilinen iki sayının çarpımının maksimum değerini bulabilmek için ki biz burada bunun çarpımını arıyoruz zaten. Çarpımını bulabilmek için sayılar birbirine olabildiğine yakın seçilmelidir. Yani ben burada bununla bunun toplamı 30'sa birini 15 seçerim, ötekini de 15 seçerim. Çarpımları da maksimum 225 olur derim. Ve böylelikle zaten alan değeri olan 225'i de elde etmiş oluruz diyebiliriz. Bu bilgiyi kullanabilirsin eğer toplamlar sabitse. Sakın unutma. Bir diğer sorumuza geçtik. Şimdi bu soruda size üzülerek söylüyorum. Bir dizgi hatamız olmuş. Hata değil de eksiğimiz var. Şu ikisinin birbirine eşit olması gerektiğini soruda söylememiz gerekiyordu. PDF'de çıkmamış, olmamış, yapamamışız. Kusura bakmayın. Buna göre çözeceğiz arkadaşlar soruyu. Okuyalım. Yukarıda dikdörtgen biçiminde bir bahçenin çevresinin bir kısmı tel örgüyle, bakın şu maviyle gösterilen yerler tel örgü.
Bir kısmı da duvarla çevrelenmiş. Kullanılan telin uzunluğu 120 metre olduğuna göre bahçenin alanı en fazla kaç metrekaredir diye soruluyor. Şimdi ben şu kısma x diyeceğim. Burası da sevgili gençler x olacak. Daha sonrasında da ben şunu bilmiyorum. Kullanılan telin uzunluğunun 120 olduğunu biliyorduk. Şimdi ben şuraya geçici olarak bir a diyeyim. Tamam, geçici olarak diyorum ama. Şimdi sevgili gençler bakın. Ben 120'den x ile a'nın toplamını çıkarırsam eğer, 120'den x ile a'nın toplamını çıkarırsam şu kısmı bulmuş olurum. 120 eksi x eksi a olmuş olur burası. Ve arkadaşlarım 120 eksi x eksi a tam karşısındaki kenar uzunluğuna eşittir. Yani 2a'ya eşittir. Demek ki burada 3a eşittir 120 eksi x'tir diyebiliriz. Ve a uzunluğu da bize neyi verecektir? 120 eksi x bölü 3'ü verecektir. Şimdi bize alan sorulmuş. Öncelikle sevgili arkadaşlar, bizim kısa kenarımız x, uzun kenarımız da 2a. Yani ben alan fonksiyonunu ax'i x çarpı 2a biçiminde bulacaktım. 2a nedir? Burayı 2 ile çarparım. Burayı da 2 ile çarparım. Böylelikle alan fonksiyonunu tamamen x cinsinden halledebilirim. X çarpı, bakın 2a neymiş? 2 bölü 3 çarpı. Bunu başa yazalım isterseniz. Şunu şöyle silelim. 2 bölü 3 çarpı x çarpı 120 eksi x bölü 3. 120 eksi x diyeceğiz zaten direkt. Pekala. Şimdi alan fonksiyonu biraz daha küçültelim isterseniz. 2 bölü 3 parantezinde diyelim. İçeri dağıtırsam 120 x eksi x kare yapar. Güzel. Şimdi bana alan fonksiyonu tabii ki türevi lazım. Alan fonksiyonunun türevini sevgili gençler şuradan alan fonksiyonunu çalalım. Aşağı doğru gidelim. Ve bu türevi şurada alalım. A türev x. A'nın türevinde x eşittir 2 bölü 3 parantezinde 120x'in türevi 120 eksi x karenin türevi 2x ve ben bunu sıfıra eşitleyeceğim ki x tabii ki buradan ne gelecek? 60 gelecek sıfıra eşitleyen x değeri. Demek ki x eşittir 60 için alan maksimum oluyor. O halde alan fonksiyonunda x gördüğüm yere 60 yazarım. Bakın hatta şöyle de diyebilirsiniz. Burası 60, burası 60 ise ve yani yerine yazarsa yazsak daha uygun olacak. Uğraşmayalım. Çarpı 120'den 60'ı çıkardım. 60 kaldı. 3 ile 60'ı sadeleştirdim. 20. 20 kere 60 1200 çarpı 2'den alanımız ne olacak arkadaşlar? Maksimum 2400 metre kare olacak diyebiliriz. Evet, devam ediyorum bir diğer örnekle. Parabolü üzerindeki hangi noktanın koordinatları toplam en büyüktür? Şimdi bizim bu parabolümüz herhangi bir nokta için A için nereden geçiyor? Eksi A kare artı 5A artı 2'den geçiyor. Şimdi koordinatlar toplamı en büyüktür diyor ya. Koordinatlar apsislerle ordinatların toplamının en büyük değeri soruluyor. İkisini toplarsanız da eksi A kare artı 6A artı 2'ye ulaşırsınız. İşte bunun en büyük değerini istiyoruz. Koordinatlar toplamı fonksiyonuna tx fonksiyonu diyelim. ta diyelim hatta buna. Çünkü a kullandık değişken olarak. ta eşittir. Bu bunun en büyük değeri. Peki al türevini güzel kardeşim. T türev a eşittir. Eksi 2a artı 6 eşittir 0'a. A eşittir ne gelir? 3. Çok güzel. O zaman 3'ü yerine yazacağız. Nerede? Toplam. Koordinatlar toplamı fonksiyonunda. T3 eşittir. Eksi 9 artı 18 artı 2 diyeceğiz sevgili gençler. Şurası artı 9 gelecek. 2 eklerseniz de koordinatlar toplamı maksimum 11 olur. Hangi noktanın koordinatları toplam en büyükmüş sevgili gençler? A eşittir 3'e 11. Yani sevgili gençler pardon 3'e 3 için nereden geçiyordu? 11 koordinatları toplamını bulduk aslında ama noktayı sorduğu için şurada yazalım. 3 için nereden geçer? Eksi 9 artı 15 artı 2'den geçer arkadaşlar. Burası 6, 2 daha 8 yapar. Demek ki 3 için 8'den geçiyor. Ki zaten toplamının 11 olduğunu biliyorsak 3'e ne eklersem 11 elde ederiz. 8 demek ki bu noktanın sevgili gençler koordinatlar toplamı en büyüktür diyeceğiz. Bir diğer örneğimiz. X kare eksi m küp eksi 27 m x artı 7 eşit 0 x değişkenine bağlı ikinci dereceden denkleminin kökler toplamının en az olabilmesi için. Kökler toplamı eksi b bölü 2a ile bulunmuyor muydu? Eksi b bölü a ile bulunmuyor muydu? Evet. O halde şunun eksilisi burayı artı yapacaktır zaten.
M küp eksi 27 m bölü a'sı da 1 zaten. İşte bunun sevgili gençler en az değeri isteniyor. Yani bunun minimum değeri isteniyor. Peki ben bunun minimum değerini bulabilmek için gene türevini almaz mıyım? Alırım. Al türevini 3m kare eksi 27. Sıfıra eşitlerim türevini. Buradan 3 parantezinde m kare eksi 9 gelir eşittir sıfırsa bunun kökleri sevgili gençler eksi 3 ve artı 3 gelecektir. Eksi 3 ve artı 3 içinde bir türev tablosu oluşturalım. İşaret tablosu oluşturalım. Neyle başlayacağım? Artıyla. Sonra eksi sonra artı diyeceğim. Artmış, azalmış ve artmış diyeceğiz. Şimdi artarken azaldığı için bir maksimum. Azalırken arttığı için de bir minimuma sahiptir bu noktada diyeceğim. En az olması için m kaç olmalıymış arkadaşlar? Bak en fazla olması için eksi 3, en az olması için 3 gerekiyormuş. Minimum olması için 3 gerekiyormuş. Demek ki m'nin 3 olması gerekiyor diyebiliriz sevgili gençler bu sorumuzda cevabına. Olayı anladın, olayı anladın. Ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Sen maksimumu veya minimumu sorulan ifadenin fonksiyonunu yazıyorsun. Fonksiyonunu yazdıktan sonra da türevini alıp sıfıra eşitliyorsun. Değeri sorulduysa yerine yazıyorsun. Hangi nokta için diye sorulduysa da türevi sıfıra eşitleyen değeri buluyorsun. Bu kadar basit aslında. Anlaştık. Devam. X, Y reel sayı. X artı Y 12. X kare çarpı Y'nin maksimum değeri için Y kaçtır diye soruluyor. Önce şunu yapalım. X kare çarpı Y'nin maksimum değeri soruluyor. Ben burada Y'yi 12 eksi X biçiminde yazabilirim. Sonra da giderim x kare çarpı y gördüğüm yere 12 eksi x yazarım. İçeride dağıtırım bunu 12 x kare eksi x küp yazarım. İşte bunun maksimum değeri soruluyor derim. Bunun maksimum değerini bulabilmek için tabii ki türevini alırım. 24 x eksi 3 x kare derim. Daha sonra sıfıra eşitlerim türevini. 3 x parantezini alırsam da burada 8 kalır. Burada da x kalır eşittir 0 derim. Burayı 0 ve burayı da 8 seçerim. 0 ve 8 içinde sevgili gençler bir tablo oluşturacak olursanız neyle başlayacağız? Bakın burada x karenin katsayısı negatif. Eksiyle başladım. Artı ve eksi dedim. Fonksiyonumuz burada azalan, burada artan ve burada azalandır deriz. Azalırken arttığı için bir minimum, artarken azaldığı için bir maksimuma sahiptir derim. Demek ki x'in maksimum değeri burada ne seçilmesi gerekiyormuş? Yani x'in değeri 8 seçilmesi gerekiyormuş ki maksimum gelsin. Şimdi bunu 8 seçtiysem bunu ne seçeceğim o zaman? 4. Y kaçmış arkadaşlar? 4'müş. Şimdi unutma demişim. Burada bir kısa yol vereceğim ben size. Burada bir kısa yöntem vereceğim. Bu tarz sorulan sorularda şunu yapabilirsiniz. Bize neyi sormuştu? X'in karesi çarpı Y üzeri 1'in maksimum değeri sorulmuştu. Doğru mu? Ve ben X ile Y'nin toplamına ne demiştim? 12 demiştim. Doğru mudur? Doğru. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Şu kısımda 2'ye 1 var. O zaman ben x'i 2m, y'yi de m seçerim. 2m ile m'nin toplamı 12 ise derim. 3m 12'dir. M 4'tür. Böylelikle x dediğimiz 2m 8 olur. Y de m'ydi zaten, o da 4 olur. Bu kısa yöntemle beraber bu soruları bu tarz bu şekilde çözebilirsiniz sevgili gençler. Aklınızda bulunsun, aklınızın bir köşesine yer etsin. Uyanık olmakta fayda var. Bir kenarının uzunluğu 12 santim olan kare şeklindeki bir mukavvanın köşelerinden eşkaresel bölgeler kesilerek üstü açık bir kutu yapılacaktır. Kutunun hacminin maksimum olabilmesi için, en büyük olabilmesi için kesilen karelerin alanı kaç santimetre kare olmalıdır diye sorulmuş bize. Şimdi ne kadar kesilsin? X kadar, x kadar. Buradan da o zaman x'e x eş kareler kesiliyordu. X'e x ve x'e x kestik biz bunu. Buranın bir kenarı 12 santimetreydi. O zaman buraya ne kalır? 12 eksi 2 x kalır arkadaşlar. Şimdi ben diyorum ki burası 12 eksi 2 x'tir. Burası da 12 eksi 2 x'tir. Şunlar yukarı doğru katlanmış ya. O yukarı doğru katlananlar bak şuralar olacaktır. Katlandığı zaman tek bir yer olur. Bak şöyle duruyor ya. Şöyle duruyor. Ben bunları katladığım zaman şu şekilde bir araya gelecektir. O halde sevgili gençler buralarda nedir? X'tir. Şimdi hacminin maksimum olmasını istiyor. Hacim fonksiyonu Vx diyelim. Eşittir. Taban alanı 12 eksi 2 x'in karesidir. 12 eksi 2 x'in karesi çarpı bir de x'imiz var. Güzel. 12 eksi 2 x'in karesini açabilirsiniz. Vx fonksiyonu
Eşittir. Şimdi bunun neyini istiyordu? En büyük değerini. Maksimum değeri isteniyor. Haberimiz olsun. 12'nin karesi 144. Eksi 12 kere 2 24 çarpı 2'den 48x artı 4x kare gelir. Tabii bir de bunu x ile çarpmamız gerekiyor. Onu da çarpalım. 144x çarpımın türevi alarak da bulabilirdiniz. Sıkıntı yok. 48x kare artı 4x küp dedik. Bu hacim fonksiyonu vx. Şimdi v türevi x'e bakalım. 144 eksi 96x ve artı 12x kare dedik. Bu fonksiyonun yani v türevi x'in tamamı 12'ye bölünebiliyor. 12'ye bölerseniz x kare bakın böldüm. 12'ye böldüğünüz eksi 8x ve 12'ye böldüğünüz artı 12 geldi eşittir 0 dediniz. Artık çarpanlarını ayıralım. X'e x ve sevgili gençler eksi 6'ya eksi 2 biçimde ayrılır. 2 ve 6 bizim köklerimiz. Bir tablo oluşturduk. Baş katsayı pozitif olduğu için pozitif, negatif, pozitif dedim. Artmış, azalmış ve artmış. Burada bir maksimum, burada bir minimum vardır dedim. Neyi sormuştu? En büyüğünü sormuştu. En büyük için x gördüğümüz yere 2 yazmamız gerekiyor. Demek ki sevgili gençler şuraların ne olması gerekiyormuş? 2 olması gerekiyormuş. 2 olması gerekiyorsa sevgili gençler bize diyor ki kesilen karelerin alanı. 2 çarpı 2'den bu karelerin alanları ne olmak zorunda? Hep 4 olmak zorunda diyebiliriz arkadaşlar. Devam ediyorum 100. sayfamın sağ üst tarafına. 0'a 3 noktasının y eşittir kök x eğrisine en yakın noktası B noktasıdır. Buna göre AB uzunluğu nedir diye sorulmuş. Şimdi sevgili arkadaşlar şöyle gösterelim. Kök x eğrisi için biliyorsunuz x gördüğümüz yere negatif bir şey yazamıyoruz. 0 için 0'dan geçen bir eğridir bu. Burasına x ekseni diyelim. Buraya da y ekseni diyelim. Şöyle. Burası da orijin. 0 için 0'dan geçiyor ve bu fonksiyon azalarak artan bir fonksiyondur. Yani şöyle bir fonksiyondur sevgili gençler. Buna da kök x fonksiyonu dedim. Daha sonrasında 0'a 3 noktası sevgili gençler. A 0'a 3 noktası. Şurada bir noktadır. Ve daha sonrasında diyor ki kök x eğrisine en yakın noktası B noktasıdır. Yani bunun kök x eğrisine en yakın noktasını şurası olarak belirleyelim. B noktası. Ve bizden istenen de AB uzunluğu yani şurası sevgili gençler. Pekala. Şimdi ben bu en yakın noktanın apsisine x olsun diyeyim. En yakın noktanın apsisi x ise tabii ki şuradaki uzunluk nedir arkadaşlarım? X birimdir. Peki şu uzunluk nedir? Kök x'tir. Bakın burası da kök x. Daha sonrasında şunu şöyle çekersem eğer, bakın dikkat edin burası da x olacaktır. Ve ben şurayı merak ediyorum. Acaba orayı bulabilir miyim? Tabii ki buluruz hocam diyeceksin. Hocam şurası kök x ise eğer, buranın tamamı 3'tü. Demek ki buraya da 3 eksi kök x kalacak. Güzel. Şimdi burası dik değil mi? Dik. Bana da şurası A noktasıydı, burası da B noktasıydı. AB uzunluğu lazım değil mi? O halde bizim bir dik üçgenimiz var burada. Bu dik üçgen içinde dik kenarları biliyoruz. Birisi x, öteki 3 eksi kök x. O zaman ben Pisagor'dan bulurum. AB uzunluğu x'e bağlı bir uzunluktur. AB x fonksiyonunu yazıyorum. X kare, x'in karesi artı 3 eksi kök x'in karesinin kare köküdür. Çok güzel. Peki. Şimdi arkadaşlar burayı biraz düzenleyelim. AB x fonksiyonu karekök içerisinde x kare artı şunun karesini bir açalım hadi sizle beraber. Birincinin karesi 9 eksi 6 kök x dedim. Daha sonrasında da artı bir de neyimiz var? X karemiz pardon kök x'in karesi x'imiz var. Ve bunun karekökü. Şimdi ben bu fonksiyonun karesini karekökünün bu fonksiyonun özür diliyorum türevini alacağım. Bu karekök beni anıyor sanırım. Durmadan karekök diyorum. Türevini alacağım. Şunları sildim. Parantezlerin hiçbir hükmü yok sonuçta. İçinin türevi 2x. Şuranın türevi bakın. Normalde kök x'in türevi nedir? 1 bölü 2 kök x'tir. O halde eksi 6 bölü 2 kök x'ten 3 bölü kök x diyebiliriz. 3 bölü kök x. Normalde onu nasıl aldım? Kök x'in türevi 1 bölü 2 kök x'ti. 6 ile çarpılırsa cart cart gitti. Burada 3 kaldı. 3 bölü kök x geldi. Daha sonrasında x'in türevi de 1. İçinin türevi bölü fonksiyonun kendisi. Yani 2 çarpı fonksiyonun kendisi. Açtım. X kare artı 9 eksi 6 kök x artı x dedim. Sonra da sevgili gençler türevini aldığım için artık bunu rahatlıkla sıfıra eşitleyeceğim.
Tabii ki şunu biliyoruz. Alt taraftan bir kök gelme olasılığı 0. Üst tarafın sevgili gençler 0'a eşit olması gerekiyor ki burası 0 olsun. Mantık bu. Burada da sevgili gençler hani ikinci dereceden denklem haline getirip daha sonrasında üçüncü dereceden denkleme dönüştürüp de kök aramak yerine katsayıları görüyorsunuz. Bak x eşittir 1 yazarsanız katsayılar toplamını biliyorsunuz. 2, 3, eksi 3 ve 1. Aa 0 geliyor. Demek ki kökümüz neymiş? 1'miş. Biraz uyanık olmakta fayda var demiştim daha 3 dakika önce. Pekala. X eşittir 1 sağlıyorsa demek ki burası 1 olmak zorundaymış. Burası 1 ise bakın şu kısım 1'dir. Şu kısım 2'dir. Burası da 1 kök 5. Yani kök 5'in ta kendisidir. AB uzunluğu demek ki ne olmak zorundaymış? Kök 5 birim olmak zorundaymış sevgili arkadaşlarım. Devam. Diyor ki bir ayrıtı A birim olan bir küp şeklinde bir camın maliyeti hacim üzerinden birim küp başına 10 TL. Satış fiyatı ise satış fiyatı da yüzey alanı üzerinden birim kare başına 40 TL olarak hesaplanmış. A kaç birim olursa karımız maksimum olur. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Maliyet fonksiyonuna MX diyelim sevgili gençler. Maliyet fonksiyonumuz küpün ayrıtı bir ayrıtı A birimdi. Bunu hacim üzerinden alıyorsak A küptür. Şimdi bir birim küpü 10 liraysa A küp birim küpü 10 çarpı A küp liradır. Tamam bakın bir birim küpü 10 TL ise A küp birim küp 10 çarpı A küp TL'dir. Buradan geldi bu. Anlaştık mı? O halde maliyet fonksiyonumuz bu. Satış fonksiyonumuza da Cx diyelim. Satış fiyatı ise yüzey alanı üzerinden birim kare başına 40 TL. O zaman ben 40 çarpı yüzey alanı diyeceğim. Yüzey alanımız ne? Normalde bir yüzeyi A kareydi alanı. Bunun 6 tane yüzü var küpün, o zaman 6 A kare diyeceğiz. Tamam, satış fonksiyonumuz da bu. Şimdi ben sattığım fiyattan mal ettiğim fiyatı çıkarırsam da kar fonksiyonunu bulurum. Buna da kar x fonksiyonu diyelim. Böylelikle 240 A kare, 240 A kare eksi 10 A küp diyeceğim ki ben karımı bulabileyim. Bu karın maksimum olmasını istiyor. O zaman kar fonksiyonunun ben neyini alacağım? Türevini. Kar türev x eşittir. 480 A eksi 30 A kare yapar. Daha sonrasında bunu 30 A parantezine alırsın. Sıfıra eşit diyeceğiz ya. Şurada ne kalır? 16 kalır. Eksi burada da A kalır. Eşittir 0 dersin. A ya 0'dır ya da 16'dır. Tabi burada 16'nın kabul edileceğini biliyorsun. Çünkü sevgili gençler 0 nedir onun ismi? Küpün hacmi 0 olamaz mesela. Ama biz yine de gösterelim. Eksiyle başlamış. Eksi artı eksi diyeceğiz. Azalmış artmış azalmış. Bak burada azalıp arttığı için minimum. Burada artıp azaldığı için maksimum vardır. Maksimum olması için A'nın ne olması gerekiyormuş? 16. Zaten bize A kaç birim olursa diye sormuştu. Demek ki 16 birim olursa A eğer. Biz maksimum kâra ulaşıyoruz sevgili arkadaşlar. Yani bizim küpümüz 16 birimlik bir küp olacakmış dedik. Devam. Avukat Burak yeni aldığı bahçesinin etrafını çit ile çevirmek istemiş. Maliyeti azaltmak isteyen Burak şunu demiş. Dik yamuk biçimindeki bahçemin iki kenarı zaten nehre komşu olduğundan. Şuralar nehre komşu zaten diyor. Bu kenarlara çit çekmesem de olur demiş. Zaten hırsız girmeye kalksa buradan ya işte şeyle nedir o kayıkla falan gelmesi lazım. Kayıkla gelene kadar ben zaten fark ederim demiş. Veya yüzerek gelmesi lazım. Buralara çit çekmeme gerek yok demiş. Burak tasarruflu bir adam. Şimdi sadece buralara tel çekerim diyor. Uyanık adam. Burak çiti kafasındaki plana uygun biçimde ördüğünde 105 metre uzunluğunda çit ördüğünü görmüştür. Yani diyor ki sadece şuraya çit ördüm diyor. Şuraya da çit ördüm diyor. Tamam mı? Ve bunun uzunluğu 105 metre oldu diyor. Nehir 45 derecelik bir dönme yaparak akmaktadır diyor. 45 derece burası arkadaşlar. Burak'ın bahçesinin alanının en büyük olabilmesi için AB kenarı kaç metre olmalıdır? Yani şurası sevgili gençler ne kadar olmalıdır diye soruluyor bize. Şimdi düşünelim. Şuranın 45 olduğunu biliyorum. Burası 45'te tabii ki burası da 45 derecedir arkadaşlar. Daha sonrasında ben şunu şuradan şöyle bir dik indirsem acaba nelere mal olur bu? Bir bakalım. Diyorum ki şurası x olsun kardeşim. Burası x. Buraya da x diyeyim ben. O zaman şurası x kök 2 olacaktır.
Tamam. Burası da 90 demiştik. Dik indirdik çünkü. Daha sonrasında tamamının 105 olduğunu da biliyorduk biz. Tamamının 105 olduğunu biliyorduk. Daha sonrasında sevgili gençler burası x ise burası da x'tir. Bak şimdi şu B'den C'ye, şuraya C dedim. C demeyelim. C zaten varmış. Buraya E noktası diyelim. BE uzunluğu ne olur? Ya bu çitin uzunluğu 120 idi. Pardon, 105'ti. X burada. X de burada. O zaman burası ne olur? 105 eksi 2x olur. Burası 45 ise burasının da 45 olduğunu fark etmişsin umarım. X'e x buradan geldi zaten. İkizkenar dik üçgenden. Peki ne demişti bize? Buranın bahçesinin alanının en büyük olabilmesi için. Ya burası dik yamuk olduğuna göre 105 eksi 2x'tir bak bunun karşısı. Ben dik yamuğun alanını nasıl buluyordum ya da yamuğun alanını nasıl buluyordum? Alt taban artı üst taban. Ki üst tabanımız 105 eksi 2x. Alt tabanımız da 105 eksi x. Bunları toplarsanız 210 eksi 2x eksi x daha eksi 3x yapar. Alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2. İşte bu alan fonksiyonu. Buranın bahçesinin alanının fonksiyonu. Dağıtalım içeri. Ax eşittir 210x eksi 3x kare bölü 2 dedim. Şimdi bana bu a'nın a fonksiyonu, alan fonksiyonunun türevi lazım. A türev x eşittir. Türevini alırsanız 210 eksi 6x gelir. Bölü 2'miz var bir de tabii. Bölü 2'den de kaynaklı artık a türev x şu olacaktır. 105 eksi 3x olacaktır sevgili gençler. Türev de bu geldi. Şimdi türevini sıfıra eşitleyen değeri bulacağız. X'in burada kaç olması lazım? 35 metre mi olması lazım? Şimdi x 35 metre olacaksa bana diyor ki AB kenarı kaç metre olmalıdır? AB kenarının ben 105 eksi x olduğunu biliyorum. Demek ki 105 eksi x aranıyor. Ben x'in 35 metre olması gerektiğini söylemiştim. 105'ten 35'i çıkarırsanız eğer 70 metre kaldığını görürsünüz. Ve ben diyorum ki bu bahçenin alanının maksimum olabilmesi için AB kenarının, Burak'ın bahçesinin AB kenarının 70 metre olması gerekiyor derim ve tamamen doğru bir şey söylemiş olurum sevgili gençler. Evet, sağ üst tarafta polinom fonksiyonların grafiklerine geçeceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda ve bu da türevin son videosu olacak. Polinom fonksiyonların grafikleri artı türevin fiziksel yorumu ve rol teoremini bir arada işleyeceğiz. Daha sonrasında da integrale bismillah deyip girişeceğiz sevgili gençler. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve bol bol matematik çalışmayı da bir zahmet, bir zahmet unutmayın.